paylaşma duygularımızı ifade etmek için geldik. Hani geçmiş olsun demek istemiyorum ama yani maalesef Türkiye'de yaşadığımız süreçler böyle. O gün ilk işte karar çıktığında o akşam biz de Saraçhane'deydik. Tabii yani disk her zaman demokrasiden yana olmuş, demokrasiye sahip çıkmış, bu ülkeye sahip çıkmış bir sendika, bir konfederasyon. Geçmişte seçim dönemlerinde de yaşadığımız süreçlerde tutumumuzu net olarak ortaya koymuştuk. İşte size mazbata verilmediği dönem, sonra seçimin yenilenmesi süreci. O dönemde de gerçekten hem İstanbul halkının iradesine, hem bütün Türkiye halkının tabii 85 milyon iradesine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yani bu yaşananlar asla kabul edilebilir değil. BİSK açısından da her zaman demokrasiden yana olmuş bir örgüt olarak da, özellikle tabii genel merkezi İstanbul'da olan tek konfederasyon olarak da aynı zamanda her zaman sizin yanınızdayız. Ve hem İstanbul için hem Türkiye için, bütün Türkiye işçi sınıfı için mücadeleye yan yana, omuz omuza devam edeceğiz. İstanbul'da ve aynı zamanda işçi sınıfının da başkenti. Öyle. DİSK'in kurulduğu yer, bütün sınıf mücadelelerinin hakikaten tarihsel, şimdi buranın tarihini konuşuyoruz. Yani Saraçhane deyince Türkiye'de emeğiyle geçinen herkesin şöyle yüreğinin cız ettiği bir yerdir. DİSK'in aslında ilk kuruluş adımlarının atıldığı, o tarihsel sürecin akıp geldiği yerlerden bir tanesi. Bütün bunlara hep beraber sahip çıkacağız. Dayanışma içerisinde olacağız. Tabii Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Her yönüyle zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hepimiz, yerel yönetimler olarak başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sizler, biz sendikalar olarak, siyasi partilerden, işte kitle örgütlerine kadar herkes hep birlikte demokrasiye ve özellikle de hani ikinci yüzyılına girdiğimiz cumhuriyetimize sahip çıkmak ve cumhuriyeti de gerçek anlamıyla buluşturmak gibi bir tarihsel görevimiz var. Biz risk olarak bu çerçevede işte mücadelemize devam ediyoruz ve özellikle sizin yaşadığınız bu süreçte de riskin bütün dayanışma duygularını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok mutlu ettiniz. Sağ olun başkanım. Size de teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Öncelikle tabii bu mesele, bir kişi de adaletsizliğe uğrasa hepimiz dert ediniriz. Ki DİSK de bu konuda en duyarlı bence demokratik kurumlardan bir tanesi. Ama bu başka bir boyutu var. Bir kişiye aslında yapılan her ne kadar adaletsizlik gibi gözükse de aslında arkada milletin iradesine dönük bir müdahale söz konusu. Ülkemiz bu süreçten çok sıkıntı yaşıyor ve özellikle son, ben hep söylüyorum, 10 yıldır yaklaşık olarak bu sorunlar gittikçe de tırmanıyor. Adaletsizlik, özgürlüklere müdahale, insanların düşüncelerine baskılama ve buna dönük yol ve yöntemlerin bugün hükümetinin bir metodu haline gelmesi. Tabii bu çok akılcı bir direniş, akılcı bir işbirliği ile sonlandırılabilecek bir durum. Türkiye'nin en büyük şansı, buna hazır bir tabanı var. Böyle bir tabanı olduğunun gerçekliğini İstanbul seçimlerinde de bence somutlaştırdı. Kağıt üstünde olup olmadığı konusunda belki tereddütlerimiz var ise de bunu somutlaştırdı. Buraya da müdahale etmeleri aslında ne kadar gözü kara, hani her yol mübahtır, her şeyi yaparız kişisel iktidarımız için demenin bir başka boyutu, modeli. Ama inançla söylüyorum ki milletin nabzı öyle atmıyor. Milletin inancı başka yönde. Hem haksızlığa karşı duruş kabiliyeti, kapasitesi yüksek bir milletimiz var. Hem de demokrasiyi arzulayan bir kitlemiz var. Siyasetin detaylarında ayrışabiliriz insanlarımızla, farklı düşünebiliriz ki bu da ayrı bir zenginliktir. Ama esasında temelinde hak ve özgürlükler ve demokrasi temelinde buluştuğumuz taban oldukça yüksek. Bu kavramla bize bugün yaşattıkları şey aslında mücadelemizin daha da büyümesine fırsat verir.
bu aşamaların olması hem tehdide dönük tespitimizi daha da sağlamlaştırıyor hem de bizim daha tedbirli bir toplum ve daha sonuca ulaşma konusunda işbirliğini yukarıya taşımakla ilgili belki biraz daha silkelenmemiz anlamına geliyor. Bizim bunu toplumun her katmanına aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bir yandan işimizi yaparken, işimizi ihmal etmezken, bir yandan da hem bizler hem sizin gibi ülkemizin kıymetli kurumlarıyla birlikte bunu mümkün olduğu kadar Türkiye'nin her yerine aktarmak, anlatmak ve hissettirmemiz gerekiyor. Önümüzde büyük bir dönüşüm takvimi var. Bunu sağlamalıyız ki ondan sonra esas mücadele başlasın ve demokratikleşme konusunda en üstün adımlar hep birlikte atabilirim. Belki de bu bahsettiğimiz iyileşme, bu mücadele bu ülkede en fazla emek grubunu mutlu edecek, emekçi grubunu mutlu edecek, emek mücadelesi veren insanları mutlu edecek. O bakımdan işbirliğimiz, dayanışmamız hep yüksek olsun. Teşekkür ediyorum. Gelmenizden ötürü mutluluğumu ifade edeyim. Bütün DİSK çatısı altındaki kuruluşların hepsine de teşekkürlerimi sizin vasıtanızla iletmiş olayım.